Saçlarımı kestim. Nasıl olmuş? Bak yaşım küçüldü görüyor musun? Bir tık şansın arttı. Çok güzel. İyi attı kızlar. Ne bileyim ya kısa kullanayım dedim ama yakışıyor da yani bir modern gösterdi beni. Ne diyorsunuz? Güzel oldu yani. Ceren ses var yalan söylemeyin. Kızlar bir de şöyle bir şey. Benim çenem fondöten ve kapatıcı kabul etmiyor. Döküyor. Niye? Acaba hava değişiminden dolayı mıdır? Ne diyorsunuz? Kızların tüyleri hep böyle kedi tüyü var ya yapışıyor. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Kim? Ben değilim aşkım. Uzun kullan. Aa. Saçımın içine ittim. Yapacak bir şey yok yani. Böyle oldu. Kıza yapacak bir şey yok. Böyle oldu valla. Niye böyle oldu? Zara! Zara! Ay kızlar. Moralim çok bozuk. Ne yapacağım ben? Moralim çok bozuk. Saçımı hepsini kestim gitti. O kadar uzattım saçımı yani. Kestim yani. Neyse bir iki gün ağlarım kendime gelirim. Biraz beni övün. Güzel mi? Hoş duruyor. En azından takılarım falan belli oluyordu kızlar. Bu var ya mükemmel. Ucuz ucuz ama gerçekten yapmışsın yani. Canım öyle sıkıldı, öyle sıkıldı, öyle sıkıldım ki ne yapsam ne yapsam yayın açayım kızlarımla. Bende ne dedikodular var. Buraya yatırsam var ya her gün. Acaba isim vermeden anlatsam mı her gün yayında bir başıma gelen bir olayı? İsim vermedin ama. Kısmetse olur tayfası dışında. Önceki hayatım yani. Ne yapsam ya? Anlat kız anlat. Dinleyelim kız. Kızlar. Neyse anlatıyorum. Şimdi ben. Neyse anlatmayayım bunu da. Ay, anlatamam böyle şeyleri. Kızlar beni biliyorsunuz. Üniversite bitti aşkım. Üniversite tercihleri açıklandı mı bebişlerim? Üniversite tercihleri açıklandı mı? Ay bu kadar güzel ki bunu bitirmişim. Bence Türkiye'de bir tek bunu bitiren benimdir diye düşünüyorum. Seni ayağını o kadar güzel ki. Ha açıklan gidiyor musunuz? Oh sonunda ailenizden kurtuluyorsunuz. Bambaşka bir hayat, bambaşka bir şehir sizi bekliyor. Var mı aramızda öyle insanlar? Evet Nilsu çok hoş, çok güzel. Kıza YouTube videosu çok gerizekalı davranmışım ya heyecandan her anı çekmişim ve her cümlemin sonunda kızlar kızlar kıza size o kadar her şeyi göstermişim ki kendimden soğudum yani. Var mı aranızda? Kızlar, bir Ordu Üniversitesi'nde okudum ben de. Kızlar, ailenizden kurtuluyor musunuz artık? Bambaşka bir şehir. Allah'ım, Allah'ım istediğiniz saatte çıkıyorsunuz. Kimse size arayıp demiyor ki neredesin? O kadar rahat ki üniversite hayatı. Ay ben bunu 6 yıl önce yaşadım ya. Ay yaşlandım mı oldu kız? Ben sinema televizyon okudum. Sonunda gidiyor musunuz? Çıkıyor musunuz o evden? Ay gülen gözlerinizi tatlılıyor kızlar. Vallahi ben kurtuldum. Sıra sizde. Kaç kez? Ya ailemle tabii görüşüm şaka bir yana da kızlar. Ama sonuçta bir baskı oluyor yani nereye çıkıyorsun sonuçta. Ne kadar geniş bir aileniz olsa da arayıp soruyor ne zaman eve geleceksin. Ama üniversitede öyle bir olay yok. Çok sapıtmayın tamam mı kız bey? Ay ben size üniversite anılarımı anlatayım bari kızlar. Kahve mi yapsak, içecek mi? Ay evimde de garson yok ki şey deseydim. Bir sipariş verseydim ya. Pasta üniversite anılarımı anlatacak kızlar. Ben bir manipüle ettim. O da arkadaşlarım. Onu anlatayım size. Ben sana ne anlatacağım? Ne anlatacaksın kız? Hey, iki tane de değişik. Böyle bir içeceğimiz varmış.
Ay, pipetlerim yok. Çok zorlamamak gerekiyor bazen. Anlatayım kızlar. Hangisinden anlatayım ya? Üniversitede kızlar. Aşağıdan tam Dilan'sı. He, Dilan'a çok benziyorum. Leyla, teşekkür ederim. Bakayım bunun tadına. İğrenç. Doğal zengin mineralli meyveli gazlı içecek. İğrenç. Avo ya. Kızlar sinema televizyonu okudum. Bakayım be. Güzelmiş. Anlat kız, anlat. Biri benim numaramı birilerine vermiş ya. Beni sabahtan da görüntülü arıyorlar. Niye numaramı dağıtıyorsunuz arkadaşlar? Bir de beni arıyorlar. Heyecandan konuşamıyorsunuz. Ben de güzel dille konuşuyorum ama izinsiz insanı görüntülü aramak nedir ya? Ne haddinize yani? He, saçımı kestim. Zara yapma anne. Ne okudun? Sinema televizyon okudum. Kızlar şimdi biz başlıyorum. Ben ve Dilan asla. Ben ve Dilan asla. Bu arada o evde de odalarımız, biz aile evinde yaşarken de odalarımız ayrıydı bizim. Asla yan yana uyuyamıyoruz. Nefes, ya istek atmayın. Nefes sesinden rahatsız oluyoruz, tamam mı? Kızlar, ama duyun, dinleyin. Manitan yok mu? Yok aşkım. Kızlar şimdi biz, ben yurda yerleştim, baktım kız, ay biri sınıf öğretmenliği okuyordu. Acaba bu şu an meslek sahibi olmuşlar mıdır? Diğer biri de diş hekimliği. Allah'ım nasıl gıcıklar, nasıl gıcıklar, nasıl soğuklar, nasıl dedim ki benim buradan gitmem lazım. Gece oldu, ben bilerek problem çıkardım, güvenlik geldi. Dedi ki senin odanı değiştiriyoruz. Hemen kaçta ben ikinci katta oturuyordum, dördüncü kata attılar beni. Bir baktım Iğdırlı hemşerim, bir tane kız. Ortada da ben orada okudum, Giresunlu bir kız var, üç tane yatak düşünün. Ay o Giresunlu kız. Ay izliyor musun beni hayatım? Ne kadar gıcıktın sen. Kızlar bir gıcıktı. Bir Allah'ım böyle bir şey yok. Gerçekten çevrenizde enerjisi düşük insanı kabul etmeyin. Enerji çok önemli. Ben mesela birilerinin yanına gidiyorum. Çok enerjiyim ya. Böyle bir somurtuyorlar. Tüm enerjilerini kendime çek. Enerjiyi de çok iyi inanırım. Araştırma da yapıyorum yani. Şu aralar bayağı bir enerjiye taktım. Kızlar enerjilerini çekiyorum böyle. Bir benim enerjim eve geliyorum yok oluyor. Enerjisi düşük insanlarla dolaşmayın. Gerçekten arkadaş bile edinmeyin. Ama şöyle depresyona girip de psikolojik sıkıntıları olanlardan bahsetmiyorum. Böyle sürekli somutan, hiçbir şeyden memnun kalmayan arkadaşlardan da uzak durun. Aşkım kız ne yazdınız? Sen de çok vasansın. Ay aşkım. Aşkım tabii ki de insanlar neden değişiyor biliyor musun? Sosyal medyadaki bizim yüzümüz neden değişiyor? Ben onun psikolojisini de anlatayım size. Şimdi ilk kez kendimizi ekranda gördüğümüz için şey diyoruz ya. Ay çenem niye öyle? Ay benim burnum niye böyle? Bu sefer estetiğe başvuruyoruz. Tüm fenomenler adına konuşuyorum. Bu büyük selebritilerden de bahsediyorum. Diyoruz ki ay bizim yüzümüz niye böyle? Sonra yanağımızı yaptırıyoruz, burnumuzu yaptırıyoruz, tekrar ekrana çıkıyoruz. Diyor ki aa şimdi benim gözümde sıkıntı var. Gözlerini çektiriyorlar, onu yapıyorlar. Cilt ameliyatı yapıyorlar, gerdirme. O yüzden biz bu kadar estetiklere başvuruyoruz. Vasat olduğumuzu gördüğümüz. Vallahi eski halim de çok ya. Her zaman çok güzeldim, yalan yok. Ben her zaman dikkat çekiyordum her ortamda, yalan yok. Ama kiloluydum. Kaşını mı açtırdın? Evet. Nasıl beğendiniz mi kızlar? Ya istek atmayın. Bakın istek atıyorsunuz ya. Bir saniye. Ben 70 kiloydum. 53'e 54'e düştüm. Şu an tekrar kilo aldım. 61 oldum ya. Bu vücudum bedenimi ne yapacağız bilmiyorum. Evet kızlar.
Hanginiz 2 sene önce ya da 4 sene önce çok güzel kız adını bahsetmiyorum. Hanginizin tipi güzeldi yani? Sosyal medyadaki fenomen arkadaşlarına sesleniyorum. Hepiniz vasattınız valla. Hepimiz vasattık. Nasıl zayıfladın sen? Aşkım vallahi ben nasıl zayıfladım? Gece özellikle. Şeker tüketimi yapmayın. Bakın gece yemek yemeyin. Bakın nasıl zayıflıyorsunuz. Nasıl zayıflıyorsunuz? Nasıl güzel oluyorsunuz? Aşkım üniversite bitti ya. Kilo da o kadar pis bir şey ki annem hep derdi bize. Kızlar şu an çok zayıfsınız. Kendi halinizden şikayet ediyorsunuz ama ilerleyen dönemlerde vücut bir süre sonra duruyor artık. Yeter diyor. Bu yaşına kadar sana iyi dayandım diyor. Bu sefer kendi salıyor vücut. Ama bu sefer de belli bir yaştan sonra da spora başvurmanız gerekiyor. Sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Ama benim gibi, siz de benim gibisiniz herhalde. Üşengeç olduğumuz için başlayamıyoruz. Love so much. Thank you kızlar. Hele birazcık allık süreyim. Highlighter süreyim. Kendime gelin kız. Çok samimisin. Lütfen değişme. Bir de diyorsunuz ya fenomenler niye sürekli marka kullanıyor ya da onu da açıklayayım size. Niye sürekli marka kullanıyorlar? Niye sürekli biz bu halktan bizim gibi değiller diye düşünüyorsanız. Düşünsenize bir anda fenomen olmuşsunuz. Takipçiniz yükselmiş ama deli gibi. Markaların eventlerine katılıyorsunuz, marka sahipleriyle görüşüyorsunuz, bu büyük markalardan bahsediyorum ve tanıştığınız ortamlar da halktan çıkıyor. Bir an böyle fenomen halkıyla görüşmeye başlıyorsunuz. Fenomenlerle takipleşmeye başlıyorsunuz. Herkes böyle markalı ürünler paylaşıyor. Siz niye Flormar paylaşasınız ki? Öyle bir psikoloji var onda da bende yok çok şükür ki vallahi diyeyim. Yapma! Bir tane de kedi sahipleniyorlar, cins kedi. Al sana fenomen, al sana influencer. Abi ben sokaktan, vallahi ben onlardan ayrıyım. Ben de bir an o gaflete düştüm. Bir anda çıktım, dedim ki artık diyor sen onlar gibi değilsin yani, yok dur. Valla nasıl iticiler. Bir şey derdi, onu seviyorum. O da yeni ürün çıkarsa da kullansak kız. Şeydacığım, ürün çıkar hayatım bak. Fenty kullanıyorum, sen çıkar da seni kullanalım. Kızlar bu ağlık çok güzel ya. Ben bunu yeni keşfettim. Dedim ki yayından önce bir kullanayım. Arkadaşımdaydı bu, yeni geldi bana. Ne kadar güzelmiş. Bakar mısınız tam esmerlere göre. Başka bilmek istediğiniz fenomen sırları varsa açıklayabilirim. Ha bir de bir fenomen asla halktan bir insanla sevgili olmaz. Hep çevresindeki böyle bir de fenomen erkekler fenomen kızlara gerçekten sevgi duygu beslediğini mi sanıyorsun? Hep ünü için, parası için. Ya bazıları hariç tabii ki. Herkes genelleme yapmıyor. Benim başıma da böyle bir şey gelmedi. Ben öyle görüyorum. Öyle bence. Bunu da Dilan'dan çaldım. Aldım. Vallahi kullanmıyordu. Bir dakika bunu da kullandım. Unutulmuş. Kiko bu. Vallahi bu hiç güzel. Bunun muadili ne biliyor musunuz peki? Hemen size göstereyim.